Hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye girecek öğrenciler için Ocak ayı Türkçe dersi örnek sorularını yayınladı. Hemen çözmeye başlayalım. Değerli öğrenciler aslında örnek soruları çözmek istemiyorum. Çünkü gitgide LGS'ye hazırlanan öğrenci sayısında bir azalma oluyor. Bu öğrencinin de LGS'ye yönelik ders çalıştığını düşünmüyorum. Çünkü herkes LGS'nin şifresini arıyor. LGS'nin şifresi yok. LGS'nin şifresi ders çalışmak oturup bu videoları adam akıllı izlemek. Öğrencilerin ders çalıştığını düşünmediğim için hazırlamış olduğum videolar boşa gidiyor, emekler boşa gidiyor. Kanalımı takip eden birkaç LGS öğrencisi dışında kimsenin LGS diye bir derdinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçen yıl LGS'ye 1 milyon 300 bin küsür öğrenci girdi. Bu öğrencilerin 193 tanesi soruların tamamını yaptı. Doğru duydunuz. 1 milyon 300 bin öğrenciden 193 öğrenci soruların tamamını yaptı. Geri kalan öğrenci soruların tamamını yapamadı. Bu da gösteriyor ki kimse LGS hazırlanmıyor. Bir parçada numaralanmış yerlere metnin anlam akışına göre getirilebilecek en uygun sözler hangisidir? Lise yıllarında tanıştı fırça ve tuvale, Resim öğretmeninin verdiği ödevlerle haşır neşir oldu o zamanlar. Resim konusunda tecrübesiz, deneyimsiz olduğu bu yılları boş tuval dönemi diye adlandırdı. Çünkü resim konusunda tecrübesizmiş arkadaşlar. Üniversite yıllarında daha bir sarılmıştı resme. Kimseye anlatmadığı duygularını yansıtıyordu çizimleriyle, resimleriyle. Bu dönemi ise öze yöneliş dönemi diye adlandırmış. Öz nedir? Kişinin kendine yönelmesine öz denir. Kendi duygularını resmediyormuş. Bu öze yöneliş dönemi pek uzun sürmedi. Rize'ye öğretmen olarak atanınca tanıdı Anadolu'yu. Karadeniz insanının renkleri ile anlatmaya başladı burada. Balıkçılar deniz mavisi ile, çay toplayanlar yaprak yeşili ile bütünleşti. Halkın renkleri dönemi de böylece geçti arkadaşlar. Halkın renkleri ifadesiyle anlatılmak istenen balıkçıların deniz mavisi ile, çay toplayanların ise yaprak yeşili ile resmedilmesi arkadaşlar. Bu yaprak ifadesi yukarıdaki altı çizili şu bölümlerden çıkmıyor. Devam edelim. Ömrünün son yıllarında. Ömrünün son yılları deyince tabii ki aklımıza sonbahar geliyor. Ömrünün son yıllarında bir hüzün sarmıştı ruhunu. Artık ne insanları resmetti ne de doğayı. Bu dönemi nasıl adlandırmış? Bu dönemi kuru yapraklar dönemi. Zaten sonbahar eşittir. Kuru yapraklar dönemidir. Bu kuru yapraklar döneminde yalnız iki eser verebildi. Sarı ve kahverenginin baskın olduğu Zaten sarı ve kahverengi deyince aklımıza kuru yapraklar geliyor. Bu eserler vedaydı sanki resme. Yalnızlıklar içinde bir veda. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar adamı öldürdüler resmen. Soru 2 metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde yorum yapılmıştır? Yani hangi cümlede kişisel düşünceye yer verilmiştir? Bir şu köşedeki kıvırcık saçlı çocuğun kütüphaneye önemli bir sınava hazırlanmak için geldiğini düşünüyorum. Düşünüyorum ifadesi yorumluyorum anlamıyla örtüşüyor köşedeki kıvırcık saçlı çocuğun kütüphaneye önemli bir sınava hazırlamak için geldiğini yorumluyorum. Evet bir numaralı cümle öznel yargılı cümle. İki sabah erkenden gelip köşedeki masaya oturuyor. Akşama kadar da önündeki kitapları okuyor. İki numaralı cümlede kişisel bir düşünce yok yorum yok nesnel yargılı cümle. 3. şu orta masada çalışan kısa saçlı kadın kalın kitaplarını masaya yığıyor. Her birine hızlıca bakıp defterine notlar alıyor. Yine 3 numaralı cümle nesnel yargılı cümle. Demek ki cevap 1 ve 4 arkadaşlar. Kalın bir kitabın dergilerde olduğu gibi hızla karıştırılıp içeriği anlaşılamayacağına göre belli ki bir yerlerde paylaşmak üzere dikkat çekici sözler arıyor. Belli ki bir yerlerde paylaşmak üzere yorum arkadaşlar. Yine dikkat çekici sözler, yorum, kişisel görüştür bunlar. Dolayısıyla 1 ve 4 numaralı cümleler öznel yargılı cümledir. Cevabımız Bursa. Üç dörtlükteki altı çizili dizede bulunan söz sanatı hangisidir? Deniz dediğim bir tarladır. Burada benzetme söz sanatı yapılmıştır. Benzetme söz sanatının olduğu cümlelere gibi edatını ekleyebilirsiniz. Deniz dediğim bir tarla gibidir. Yani deniz tarlaya benzetilmiştir. Gülü gül dikeni diken tohumu tohum. Toprak gibi verimli. Bakın deniz yine toprağa benzetildi. Gibi edatı cümleye benzetme anlamı kattı. Betine bereketine kurban olduğum deniz dörtlükte altı çizili dizede bulunan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır diye soru kökünü okumuştuk aşağıda benzetme arayacağız Adana kaçtım şehir şehir çok uzaklara boşuna gurbet acısı tattım gurbet acısı tattım derken burada bir mecaz var ada mecaz söz sanatı yapılmış B. Orhan zamanında kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar, insanın ihtiyar olma özelliği çınara verilmiş kişileştirme var. C. O nesil duymuş akın zevkini rüzgarda bile, bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile, insanın duyma, sezme özelliği, anlam özelliği atlara verilmiş kişileştirme var. Demek ki cevap denizli. Kabaran bir çarpıntı oluyor şehir, uyusan bir dağın benimle uyuduğu oluyor. Arkadaşlar şehir kabaran bir çarpıntıya benzetilmiş, hemen gibi ekleyelim. Kabaran bir çarpıntı gibidir şehir. Evet veya kabaran bir çarpıntı gibi oluyor şehir. de benzetme söz sanatı var. Uysan bir dağın benimle uyduğu oluyor. Yine insanın uyuma özelliği dağa verilmiş kişileştirme söz sanatı. D seçeneğindeki dizelerde benzetme ile beraber yapılmış cevap deniz. 4. Metinle ilgili hangisi söylenemez? Mecaz vardır, betimleyici unsur vardır, öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. Yani olay yazısıdır. Genellemeye yer verilmiştir. Babam elinde bir hediye paketiyle geldiğinde henüz 4. sınıfta okuyordum. Abam diyor arkadaşlar, kahraman var, kişi var. Demek ki bu metin öyküleyici anlatımla yazılmış. Öykünün dört unsuru vardır: olay, olayın kahramanları, olayın geçtiği yer ve olayın zamanı. Değerli arkadaşlar baba ve yazar yani şu metni kaleme alan yazar ne oluyor? Kahraman oluyor. Haliyle öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır deyince aklımıza olay yazıları geliyor. Gerçi buradaki yazı bir anı arkadaşlar bir hatıra. Yazar 4. sınıfta başından geçmiş bir olayı kahramanları kendisi ve babası olan 4. sınıfta başından geçmiş bir olayı kaleme almış anı olay yazıdır. Olay yazılır deyince de aklımıza tabii ki öyküleyici anlatım gelecek. Öyküleyici anlatımın yapıldığı metinlerde mecazlı ifadelere yer verilmez. Burada mecazlı ifadeler yer almaz arkadaşlar. Demek ki cevap Adana. Biz devam edelim. Parlak mavi hediyeleri açıp arkadaşlar parlak mavi hediye paketini heyecanla Açıp içindeki kitabın kapağına dokundum. Bakın burada bir betimleme yapılmış. Parlak mavi hediye paketi gözümde canlandı. Kelimelerle resim yapıldı. Evet arkadaşlar betimleyici anlatım biçimi var. Öyküleyici anlatım biçimi de var. Genelleme nerede bakalım. Beyaz bir zemin üzerinde yine betimlemeye devam ediyor. Küçücük bir dünya ve dünyanın üzerinde dallarında kıpkırmızı elmalar olan ufacık bir ağaç. Ağaç gözümde canlandı. Ufacık bir ağaç meyve verir mi hiç diye düşündüm. Evet biraz araştırınca verebildiğini öğrendim. O gün fark ettim ki insan her şeyi doğru değerlendirdiğini zannediyor. İnsanın yanılması genellendirilmiş arkadaşlar. Şimdi genelleme nedir? Benzeyen başka uyarıcılara da aynı tepkiyi verme işine biz genelleme deriz. Çocuğumuz ufak bir ağacı meyve veremeyeceğini düşünüyor ve bu düşüncesini doğru kabul ediyor ama daha sonra bu düşüncenin yanlış olduğunu fark ediyor. İşte diyor insan oldu böyle diyor. Kendi düştüğü durumdan hareketle bir genellemeye gidiyor. İnsanlar da diyor her şey benim gibi doğru değerlendirdiğini, yorumladığını zannediyor diyor. İşte bu genelleme oluyor arkadaşlar. Evet genelleme yapılmış. Öyküleyici anlatım biçimi var. Betimleyici unsurlara yer verilmiş. Yukarıda mecazlardan yararlanılmamıştır. Cevap Adana. Arkadaşlar mecazlara şiirlerde yer verilir. 5. Kütüphanelerde her kitabın bir yer numarası vardır. Bu numara aranan kaynağın kolayca bulunmasına olanak sağlar. Bir üniversitenin kütüphanesinde oluşturulan kitap sınıflama sisteminde ilk sırada konu numarası, Şunlar konu numarası oluyor. İkinci sırada kitap yazarının soyadının ilk 3 harfi. Her biri büyük harfi olmalı. İlk üç harfinin her biri büyük olacakmış. Üçüncü sırada ise kitabın basıldığı yıl verilerek yer numarası oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda söz edilen kitap sınıflama sisteminde kullanılan konu numaraları verilmiştir. Örneğin demiş arkadaşlar Türk Dil Bilgisi. Evet Türk Dil Bilgisi'nin numarası kaç? Türk Dili şurada arkadaşlar 210. 210 mu? Evet 210 doğru. Muharrem Ergin arkadaşlar soy isminin ilk 3 harfi büyük harfle yazılacak. Erk büyük mü arkadaşlar? Büyük Erk. Evet ERG sevgili öğrenciler. Nokta tabii ki aralara nokta geliyor. Ve kitabın basıldığı yıl 2005. Şu ifade arkadaşlar örnek bir doğru ifade oluyor. Buna göre aşağıda adı yazarı ve basım yılı verilen kitaplardan hangisinin yer numarası yay ayraç içinde doğru verilmiştir. Bakalım arkadaşlar ana çizgileriyle bilim, dil bilim arkadaşlar. Dil bilim hangi konuya giriyor yine? Tabii ki Türk dili konusuna numara 210. 210 doğru mu arkadaşlar? 210 yanlış. Çarpımıza atalım. Gördüğünüz gibi burada 200 var arkadaşlar. A seçeneğini eledim. B'ye bakalım İstanbul'un kaybolan ahşap konakları. Ahşap konaklar deyince tabii ki sanat, güzel sanatlar aklıma geliyor. Numara kaç arkadaşlar? Numara 410. Mesela mimarlık olabilir mi? Olabilir arkadaşlar ahşap konaklar deyince konağın dış yapısı, dış yani fiziki özellikleri aklıma geliyor. Bu da mimarlık demektir. 410 doğru arkadaşlar. Reha Günay. Evet kitabın yazarı. Gün sevgili öğrenciler. Soy isminin ilk üç harfi büyük bir şekilde yazılmış doğru. Yıl 2021. Bu da doğru. Araya nokta gelmiş. Bu da doğru. Cevap Bursa arkadaşlar. C niye olmuyor? Geometri. Evet Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Ata 1937 1937 doğru. Ata da doğru arkadaşlar. 340 nerede? 340 bitki bilimleri. Sevgili öğrenciler, C seçeneği bu nedenle elendi. Geometriyi nerede bulabiliriz değerli arkadaşlar? Geometriyi 310'da bulabiliriz. Bakın. Cevabı yuvarlak için alalım. E, yasalar üzerine Marcus Tullius Cicero 2019. Değerli arkadaşlar, bakın CIC o isminin ilk 3 harfi büyük yazılacaktı ama Başka bir soy isim var burada arkadaşlar. D seçeneği ilerledi. Cevap Bursa. Altı parçada anlatılanları en iyi ifade eden dizeler hangisidir? Bir bilge krala 300 milyon nefes hakkı kaldığını söylemişti. Kral nefesini uzun süre tutabilmek ve ömrünü uzatmak için çok çalıştı. Uzun yaşamak için kral nefesini uzun tutmak ve uzun yaşamak için arkadaşlar ömrü boyunca bizim kral çalışmış. Son 3 nefes hakkı kaldığında artık nefesini 5 dakika tutabiliyordu. Önünde sadece 15 dakika ardında bomboş bir hayat heybesi. Evet şöyle geçmişe bakmış. Geçmişte kral hiçbir şey yapmamış çünkü uzun yaşamak için nefes egzersizlerini bütün ömrü boyunca yapmış. Yani yaşadığı günü değerlendirememiş. Bu şekilde yaşayan ne çok acı insan var. İçinde bulunduğu zamanı değerlendiremeyen birçok insan varmış. Aa, dünü yarın düşünmek hepimizin hatası. Bugünü yaşamak varken bu neyin kaygısı cefası evet eziyeti. Cevap Adana arkadaşlar. Değerli öğrenciler B'ye bakalım. Kaynaşır birbirine gün olur zamanlar. Geçmiş gelecek birleşir tek kesitte geçelim. Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek. Gökte bulut suda yelken dalda çiçek. C'de zamanın geçiciliğinden söz ediliyor. D seçeneği elde görür hep hatayı kusuru. Çünkü olmuş kibirin esiri. Evet D'de kibirli olmaktan söz ediliyor. Soru 7 aşağıdakilerin hangisi bu yargılardan herhangi birinin örneği değildir. Milletlerin yaşadıkları coğrafya ve iklim şartları dillerinin yapılanmasında çok etkilidir. Coğrafya ve iklim şartları dilleri değiştiriyormuş. Bu açıklamanın örneği C seçeneğinde var. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikten sonra dillerine ahtapot, hamsi, portakal, şeftali gibi sözcükleri katmış arkadaşlar. Coğrafya değişmiş, yeni kelimeler ortaya çıkmış. Bir dilde kullanılan kelimeler o dili kullanan insanların geçim kaynakları hakkında fikir verebilir. Mesela Türkler hayvancılıkla uğraşıyormuş. Hayatını hayvancılıkla sürdüren Türklerin büyükbaş hayvanları buzağı, dana, düve, tosun, inek, boğa gibi sözcüklerle ayrıntılı bir şekilde sınıflandırması varmış. Farklı dillerde söyleyişlerinde değişiklik olsa da ortak kullanılan kelimeler var. Mesela Türkçedeki avlu, aşçı, börek ve misafir sözcüklerinin Boşnakça'da avliya, aşçinitsa, burek ve musafir şeklinde kullanılması cevabımız Bursa. 8 aşağıda bir gazeteci ve yazar arasında geçen konuşmaya yer verilmiştir. Son yıllarda LGS'de bu tarz sorular çıkıyor. Gazeteci soru sorar, yazar cevap verir. Yine gazeteci soru sorar, yazar cevap verir. Yazarın cevabını okuyalım çünkü tam da sorgulama yaşındalar. Amacım bakın demek ki yazarın bir amacı var. Armut piş ağzıma düş şeklindeki cevaplarla çocukların sorgulama süreçlerini sekteye uğratmadan düşüncelerine yol vermek. Yani çocukların düşünmelerini istiyor bu yazar. Tabi bunun için öncelikle cesur olmamız gerekiyor. Kitabınızı neden çocuklara yönelik olarak yazdınız? Amacım evet neden sorsun cevabı arkadaşlar. Yukarıda ne olmuş verilmiş amacı çocukların düşünmelerini istemesi. Devam edelim gazeteci yine bir soru sorsun. Çocukların eserinize karşı tepkileri nasıl oldu okuyalım. Sanırım felsefe yetişkinleri olduğu gibi çocukları da büyürüyor. Çünkü onların ufuklarını açıyor. Yaşadıkları hayatın bir kereliğine ve geri dönüşsüz bir şekilde planlanmadığını, her şeyin durmaksızın değişip dönüştüğünü gösteriyor. Bu yüzdendir ki eserimin çocuklar tarafından olumlu karşılandığını söyleyebilirim. Evet bu bir tepki ifadesi arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 9 parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Muş'un Malazgirt ilçesinde bir araya gelen 30 akademisyen. Değerli öğrenciler, il, ilçe, köy, semt belde kelimeleri özel sonra gelince küçük harfle başlar. Bakın Malazgirt özel isim ilçenin iyisi küçük yazılacaktı. Bir numaralı cümlede yazım yanlışı var. Devam edelim arkadaşlar. 2'yi okuyalım. Bu kapsamda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü başladı. Değerli öğrenciler ki burada bağlaç değildir ektir. Ki isimden sonra gelince isme birleşik yazılır. Yani iki numaralı cümlede yine yazım yanlışı var. 1 ve 2 elendi alanında alanında uzman akademisyenler ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Avşin Mahallesinde çalışmalar yaptı. Arkadaşlar mahalle, bulvar, cadde, sokak kelimeleri özelisinden sonra geldiği zaman büyük harfle başlar ve kesme işaretiyle ayrılır. Yani 3 numaralı cümlede herhangi bir yazım yanlışı yok. Cevap: Ceyhan. Geçmişte yapılan kazılarda. Gel öğrenciler okuyalım tekrar. Geçmişte yapılan kazılarda çeşitli savaş aletleri ortaya çıkaran uzmanlar çalışmaların 3. yılında önemli bulgular elde etmeyi hedefliyor. 4 numaralı cümledeki dağ bağlaç değil arkadaşlar. Bu dağ ek, halek, bulunma halek kazı ismine birleşik yazılacaktı. Birleşik yazılmamış. Yani 1, 2 ve 4 numaralı cümlelerde yazım yanlışı var. 3 numaralı cümlede yazım yanlışı yok. Cevap Ceyhan. Soru 10. Parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta getirilmelidir? Hasan Ali Yücel Yakup Kadir Karaosmanlı hakkında şunları söylemiştir. Şunları söylemiştir ifadesi bir açıklamanın göstergesidir. Demek ki şunları söylemiştir ifadesinden sonra iki nokta gelecek. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna 2. nokta getirilir. Cevap Adana. Hızdırap, Yakup Kadri'nin bütün hayatında zekasını ve duygusunu keskinleştirdiği eserlerindeki ve hayatındaki şimşekler daha çok elektrik yüklü bulutların çakışlarıdır. Evet, iki numaralı yere virgül gelecek arkadaşlar. Özleden sonra virgül işareti getirilir. 3 numaralı yere ise nokta gelecek. Cümle tamamlanmış. Bu hal onu hiçbir zaman somurtkan bir insan yapmamıştı. Çünkü Yakup Kadri'nin içi hayat doludur. Virgül hareket doludur. Nokta sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. 4 numaralı yere virgül işareti gelecek. Cevabımız Adana'ydı. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi soruları detaya inmeden çözdüm. Hepinize başarılar.